Cemal'i abi kimseye kötülük etmedi. Etmemiştir. Tarihte yeri vardır, kitaplarda yeri vardır. Zenginden alıp da fakire veren de. Halim Taner'in Keşanlı Ali Destanlı, Kürt Cemal'in hikayesinden yola çıkılarak yazıldığını biliyoruz. Fakirler babasıydı. Ankaralı Kürt Cemal'i dedim mi, yer gök sümbür diyordu. Ankara'nın, Türkiye'nin en büyük gelmiş geçmiş tek kabadayısı bizim dedelerimizin anlattığı Kürt Cemal'iymiş. Cemal amca öyle bir delikanlıymış ki onun vefat ettiğinde zaten bir Türkiye ağlamış yani. Ondan öncesi ve sonrası olduğu bu alemde. Gayrimeşru alemine girmek isteyenler artık gücü para ve uyuşturucu da arıyor. Mazlumun, yetimin hakkını yiyorlar. 2 Nisan 1962 gecesi kumarhanede ışıklar söndükten sonra kabadayı figürü kahpe bir kurşunla son buldu. Ankara sadece bir babayı değil, aynı zamanda büyük bir karakteri kaybetti. Öyle bir isim düşünün ki adına Keşanlı Ali Destanı yazıldı ve türküler yakıldı. Kürt Cemali, yani Cemali Coşan, 1933 yılında Ankara'da Atıf Bey Mahallesi'nde dünyaya geldi. Aslen Bayburtlu ve Şeyh Bız'ın aşiretine bağlı bir aile. Babası savaş gazisi ve İsmet İnönü'nün silah arkadaşıydı. Doğudan göç ediyorlar Ankara'ya. O zamanlar çok isimli olmayan Atıf Bey Mahallesi ve Yeni Doğan semtinde geçiyor hikayesi. 7 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi Cemali. Çocukluk yılları sefalet ve garibanlıkla geçti. Çünkü o dönemler savaştan çıkmış bir ülkeydi Türkiye. Ticari güç Ermeni ve Rumların elinde. Cemali en çok da bu durumu yediremedi kendine. Kendi milleti halkı açken zulüm gösteren diğer mezhepler varlık içinde yaşıyordu. Gençlik yıllarına kadar sefalet içinde çalışarak ailesine destek olmaya çalıştı ve hayatını bu şekilde devam ettirdi. 15-16 yaşlarına geldiğinde yaşıtlarına göre daha baba yiğit, kuvvetli olduğu için hal gibi yerlerde ve beden gücüyle çok ağır işlerde çalışıyordu. Aslında bu onun efsaneleştiği günlerin ilk adımlarıydı. Cemali daha o günlerde belli ediyordu ki o sıradan bir insan değil, adı yıllarca anılacak bir efsanenin ta kendisi. Dik başta olsa da her zaman garibanın yanında olmaya çalıştı. Tek amacı kendi gibi ezilmeye çalışan herkesin yanında olmak, yardımına koşmak. O ufak yaşlarda bu dik duruşu ve namı hayatında yer edinmeye başladı ve Ankara gayrimeşru dünyasına giriş yaptı. Hayatında ne yaparsa yapsın, hep pür dikkat ve özenle yapıyordu. Kumar da oynasa en iyisi oydu. Silahla tanıştığı dönemde etrafında gözü kapalı silahı sökecek insanlardan bile iyi kullanmaya başlamıştı silahı. O dönemlerde aslında Ankara'da 3 mahalle vardı. Gayrimeşru'da merkez görülen. Bunlardan biri Hacettepe Mahallesi, Atıf Bey Mahallesi ve tabii ki efsaneleri yetiştiren, her dönem bir efsaneye ev sahipliği yapan Yeni Doğan Mahallesi. Kürt Cemali Yeni Doğan Mahallesi'nde doğup büyüyen, ancak Atıf Bey Mahallesi'nden de en az Yeni Doğan kadar sevilen bir figür haline gelirken Hacettepe'deki gayrimeşru dünyasını gözetliyor, o dünyanın bütün detaylarını iyice öğrenmek için araştırmalar yapıyordu. Dönemin büyük isimlerinin Sarı Veli, Dündar Kılıç, Kabadayı Mehmet, asıl hedefi kumar ve kulüp aleminin merkezi olan Hacettepe Mahallesi'nin tek hakimi olabilmekti. Kürt Cemali o dönem Hacettepe alemini çözmeye çalışırken karşısında hem güçlü, hem tehlikeli, hem de enteresan bir figür vardı. Büyük bir isim, Kabadayı Mehmet. Cürmü Sarı Veli ile birlikte Ankara gayrimeşru alemini ve kumarhaneleri yöneten bu iki isimdi. Hatta yanlarında o zaman daha genç ama şu an Türkiye'nin tanıdığı bir isim de var. Dündar Kılıç, Alaaddin Çakıcı'nın kayınpederi. Yine bu dönemlerde Kabadayı Mehmet en yakın arkadaşı Sarı Veli'yi kendisine rakip gördüğü için suikast yaparak öldürdü. Bir arbede esnasında silahını cebinden çıkarmadan ateş ediyor ve Sarı Veli hayatını kaybediyor. Kabadayı Mehmet geçmişten söylenenlere göre iyi niyetli biri değildi. Sarı Veli ona nazaran daha dürüst, kalbi temiz bir insandı.
Kabadayı Mehmet'in bu olumsuz davranışından dolayı bölge halkı ona karşı tutum sergilemeye başladı. Sonrasında Kürt Cemali yeni lider olması için kahraman gibi görmeye başladılar. Çünkü Cemali hem adaletli, hem vicdanlı, hem de karakteriyle tam bir liderdi. Kürt Cemali 20'li yaşların başlarında girdiği her illegal mekanı himayesini alıyordu. Normal esnafla asla işi olmaz. Sadece problemlerini çözmek amacıyla onların yanında olur ve onların dert ve sıkıntılarını adeta bir politika mensubu gibi dinler, çözüm üretip dertlerine deva olmak için çaba sarf ederdi. O ekmeğini hakkıyla kazanan herkesin arkasındaydı çünkü. Kumarhanelerden aldığı haraçları bile mahalleye gecenin belli saatlerinde yüzünü göstermeden bırakıp gidiyor, ihtiyacı olan herkesin maddi manevi destek çıkıyor, yetim, öksüz, garip, fakir kim varsa Kürt Cemali'nin himayesine giriyor, Altındağ halkı adeta bir kahramanın doğuşuna şahitlik ediyordu. Kürt Cemali artık öyle bir konuma gelmişti ki Türkiye'de namı konuşulmaya, örnek gösterilmeye başlanmıştı. Bölge halkı artık adaleti devletten değil, Cemali'den beklemeye başlamıştı. Çünkü öz kardeşi bile hatalı olsa onun kalemini kıracak kadar adaletliydi. Çevresinde çok insan vardı ama onun güvendiği, sırtını yasladığı iki dostu vardı. Piç Hüseyin ve Nurettin Eser. Bu isimler Cemali'nin sağ kolu ve sol koluydu. O dönemlerde öyle büyük paralar hanelerine geliyordu ki bir günde şehrin borcunu kapatacak kadar büyük para geçiyordu ellerine. Kürt Cemali bu paraları sadece Altındağ bölgesine değil, şehir dışından bile gelen olsa dağıtıyordu. 1950'li yılların ortalarında Kürt Cemali Hacettepe bölgesinde de hükmünü sürmenin ilk adımlarını atıyordu. Bölgenin sahibi Kabadayı Mehmet olsa da geçmişten ona bir kini vardı. Yine de gidip bir gecede elinden almadı mekanını. Çünkü bu racona ters oluyordu. Yavaş yavaş bölge halkı da Cemali'ye hayranlıklarını gizleyemediler. Çünkü Cemali o bölgede de her sorunun üstesinden geliyor, herkese yardımcı oluyordu. Hatta o dönemlerde Kabadayı Mehmet'in sağ kolu Dündar Kılıç bile her röportajında Kürt Cemali'ye olan hayranlığını anlatırdı. Kürt Cemali'nin en çok karşı olduğu şeylerden biri de kadın ticaretiydi. O dönem Ankara'da hüküm sürdüğü zamanlarda Bent Deresi Genel Evi yeni yeni oluşum gösteriyor ve çok faal bir konumdaydı. Kürt Cemali 5-10 yıl kadar bu ticareti engellemek için çok ketum davrandı. Bu işi sürdürmeye çalışanlar en iyi ihtimalle yaralı olarak kurtuluyorlardı. Kim olursa olsun cezalandırmaktan asla çekinmedi. Oradaki kadınları kurtarıyor, yardımcı oluyor ve memleketlerine gönderiyordu. Ona göre raconda kadın satmak cezası en büyük yanlıştı. Sonrasında kendi mekanını açmaya karar verdi. Kulüp diye tabir edilen kumarhanesini açtığında Türkiye'nin dört bir yanından misafirleri geldi açılışa. Namı o kadar duyuldu ki her gelen bir hediyeyle geliyor Kürt Cemali'ye. Yine halkına, bölgesine dağıtıyor. Yeni doğan halkı tarihinin en refah günlerini yaşıyordu. Kürt Cemali'nin çevresinde birçok kadın olsa da ona göre bu durumlar bir delikanlıyı bozardı. 50'li yıllarda Cemali evliliğini gerçekleştirdi. Bu evliliğinden bir kızı ve 3 oğlu dünyaya geldi. Kürt Cemali hep illegalden kazanmadı hayatını. Legal işlerde de bulundu. O dönemler kimsede araba bulunmazken o yurt dışından araba getirerek al-sat yaparak ticaretini sağlıyordu. 1959-60 yıllarının başında hem oyunculuğa ve hem gayrimeşru dünyasını merak eden Yılmaz Güney, Kürt Cemali'nin namını duydu ve yanına gitmek istedi. Sırf Cemali'yi görmek için onun gittiği yerlere gidiyor, onu iyi analiz ediyordu. Sonrasında filmlerinde Kabadayı figürlerini ve Adalet Timsali filmlerini Cemali'den örnek alarak yaptığı söylenir. Dündar Kılıç'ta olan yakınlığı nedeniyle bunu açıkça lanse edemese de Yılmaz Güney'in yakın çevresi bu gerçeği asla saklamaz. Ölümünden önceki 3-4 yılında o artık tam olarak bir hükümdar olmuştu. Tek başına bir ordusu vardı ve binlerce kişi yönetiyordu. O dönemlerde askerlik celbi gelen Cemali aslında daha önceden askere gitmesi gerekirken yine de devleti karşısına almadı ve Sivas'a askerliğini yapmaya gitti. O dönem af yasasının çıkmasından dolayı Kabadayı Mehmet dışarı çıktı. Cemali'nin askerde olmasını fırsat bilerek oluşan otoriterlik boşluğunu zalimlikle, zulümle doldurmaya çalışıyordu. Kürt Cemali'nin kumarhanesine insanların gitmesini engellemek için de yoğun çaba gösterdi. Çünkü kendi kumarhanesini büyütmek parasal olarak onu daha güçlü kılacaktı. Bu duyumlar Cemali askerdeyken kulağına gitti ve firar etmesine sebep oldu. Çünkü adaleti sağlamak için kurduğu bu düzen bozulmaya başlamıştı. Firar edip
tekrar şehre döndüğünde davullarla, zurnalarla karşılanmıştı. Şehri başkent hiç yaşamadığı bir sevinç ve cümbüşle karşılamıştı kahramanın. Cemal'in geldiğini duyan kabadayı Mehmet tedirgin oluyor ve arkadaşı Dündar Kılıç'a ne yapmaları gerektiğini soruyor. O da işimiz bitti, işler sarpa sardı dediği söylenir rivayetlere göre. O meşhur gece gelip çattı. Kabadayı Mehmet, Kürt Cemali'yi kumarhanesine davet etti. Herkes bu uzanan elin dost eli olmadığını anlayıp Cemali'yi uyarsa da o racon ne derse onu uyguluyor ve davete icabet ediyor. Racon gereği boş tabanca ve tek başına mekana git. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan 1962 gecesi kapıda onu Kabadayı Mehmet ve Dündar Kılıç karşıladı. Her zaman dediğimiz gibi Kürt Cemali her kulvarda en iyisi. 3-4 saatlik oyunda hiç kaybetmiyor ve çok büyük bir hasılat topluyor. Yine de parayı davet olduğu için Kabadayı Mehmet'e bırakıp ve masadan kalkacakken masadakiler buna izin vermedi. Aslında amaç tamamen orada bir gerginlik çıkması ve Kürt Cemali'nin pusuya düşürülmesi. İstedikleri tabii ki de oldu. Masada çıkan gerginliğin ardından birden mekanın ışıkları kapandı ve Kürt Cemali sırtından kahpece vuruldu. Işıklar açıldığında Cemali'nin mermileri silaha yerleştirmeye çalıştığı da anlaşılıyor. Ama iş işten geçmişti ve kahpe bir kurşun öldürmüştü onu. Sonraki gün olayı duyan herkes büyük bir yasa boğuldu. 5000 kişilik intikam timinin bulunduğu halk ve Şeyh Bız'ın aşireti Hergele Meydanı'nın ortasında Kabadayı Mehmet ve Dündar Kılıç'ın kellesini istiyordu. Bu olaylardan sonra Dündar Kılıç Ankara'da artık rahat yaşayamayacağını bildiği için İstanbul'a gitti. Bunu da resmi dillerde her zaman kabul etmiştir. Kabadayı Mehmet ise saklanmayı tercih etti. Çünkü kafasını çıkardığı an kellesinin kopacağını biliyordu. Kısa bir cezaevi ve yaklaşık 2-3 yıllık firar durumundan sonra Kürt Cemali'yi vurduğu Hergele Meydanı'nda arkası dönükken "O gün geldi Mehmet" diye bir ses geldi. Haince sırtından vurduğu Cemali'ye nazaran sesi duyup önüne dönünce Kürt Cemali'nin yeğeni Nuri Coşan tarafından vurularak öldürüldü. Nuri Coşan o yıllarda 16 yaşında intikam hırsıyla büyütülmüş bir genç. Aynı zamanlarda Dündar Kılıç İstanbul'a gitmesi bir efsanenin daha doğuşunun ilk adımlarıydı. 14'e yakın suikaste maruz kaldı. Hepsinden de yaralı veya yara almadan kurtuldu. Benim adım Dündar Kılıç. Tarih 14 Eylül 1964. Yer Beyoğlu. Piç Hüseyin Dündar Kılıç'ı vuruyor. Beyoğlu meydanında ard arda duyulan silah sesleri Türkiye'yi sarsacak büyük bir skandalın ilk habercisiydi. Direksiyonda dondu. Efsanenin doğuşu. Bir sigara yaktı Piç Hüseyin. Ellerinin titremesini yanındaki kirli horoza göstermek istemiyordu. 1960 model bir Plymouth'un içindeydiler. Direksiyondaki Piç Hüseyin yani Hüseyin Turan. Kirlinin adı ise Cumhur Şahin'di. Yeraltı dünyası onları piç ve kirli diye tanırdı. Ankara'dan gelmişlerdi ve az sonra işleyecekleri cinayetin korkusu yüreklerini daraltıyordu. Piç Hüseyin'in titremesi bundandı. Beyoğlu'nun süslü saksı sokağının köşesine park etmişlerdi Plymouth'larını. 1964'ün 14 Eylül akşamıydı. İkisinin bakışları kahvenin kapısına odaklandı. Orası Kürt İdris'in kahvesiydi. Bu isim İstanbul kabadayılarını saygıyla ayağa kaldırmaya yeterdi. Ama piç ve kirli ona değil, İdris'in en yakın arkadaşına kurmuşlardı ölümcül pusuyu. Az sonra Kurban Sokağı'nın köşesinden döndü. Lacivert takım elbisesiyle kendinden emin ama çevreyi adeta koklayarak yürüyordu. İdris'in kahvesine doğru yöneldi. Önce kirli indi arabadan. Kirli horoz tabancasını kurbanının ardından doğrulttu ve İki el ateş etti. Vurulan adam sırtına kurşunları yemişti ama yere düşerken Smith Wesson'ı çekmeye başardı ve tetiğe bastı. Yerde yuvarlanıyor, dönüyor, ateş ediyordu. Kurşunlar kirli horozun tüm vücudunu delik deşik ediyordu. Yere yığıldı. Oracıkta ölmüştü. Sırtındaki kurşuna rağmen ayağa kalktı lacivertli adam. Piç Hüseyin direksiyonda donmuş kalmıştı. Tabancasını çekmeye çalıştı ama adam bir anda bitmişti arabanın başında. Hüseyin başını torpido altına sakladı. İki kurşun dizine isabet etmişti. "Benim adım," dedi kurban. "Benim adım Dündar Kılıç."
Bunu unutma piç. Ertesi gün gazete manşetleri bu lacivert takım elbiseli kabadayının adını tüm Türkiye'ye duyuracaktı. O artık yeraltı dünyasında egemenliğini ilan eden mafya babasıydı. Böylece ihanetler, dostluklar, silahlar, işkenceler, hapishaneler, trilyonlar, yoksulluklar, cumhurbaşkanları ve evlat acıları içinde geçecek olan koca bir yaşamın ilk perdesi ilerleyen bölümlerde Dündar Kılıç'ın hayatını da ele alacağız. Dündar Kılıç'ın Kürt Cemali'ye olan hayranlığı onun yanındaki arkadaşına yani Nurettin Eser'e destek olarak ona mekanlar açması ve yürümesini sağlamasıyla anlaşılıyor. Belki de vicdanını soğutmaya çalışıyordu, bilinmez. Kürt Cemali öldükten sonra da çok büyük bir efsane olarak anılıyor. O zamanlar Kürt mezhebinden birini efsaneleştirmek kolay olmadığı için Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı adlı tiyatro oyununu Nuri Sesi Güzel'de Cemali'ye ağıt türküsünü yakıyor. Çünkü Türkiye bilinen son kabadayısını kaybettiği için yasa bürünüyor. Edirne'den Kars'a bütün Türkiye bu hikayeye bir şekilde tanık oluyor. Bu ülkeden bir Kürt Cemali geçti. İsimleri küçümsemeyen ve gayrimeşruya özendirdiğimiz yönünde yorum yapan sevgili takipçilerimize her zaman kullandığımız birkaç kelimeyi dile getirmek istiyoruz. Ne kadar büyük olursanız olun, gayrimeşrudan kimse emekli olamaz. Sonunuz ya dört duvar ya da mezar olacaktır.